Gül koyalım, beklesin dediniz. Hatta bir bekleyen varmış. Öyle onu mi? Alalım. Tamam. Ondan tamam. Sonra devam edelim buyurun. Sohbetimize. Buyurun. Alo diyelim bekletin. Bakalım kim çıkacak? Alo. Efendim. Evet, Saadettin Kılıç hocam. Türkiye'den hoş geldiniz. Buyurun. Hocam. Hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ana vatanımızdan, başbakanımızın müşavirlerinden Saadettin Kılıç Bey. Buradan gitme değerli hocam. Ne iyi ettiniz? Canlı yayınımıza katıldınız. Şeref verdiniz. Şu anda konuğumuz Mustafa Macit Bey var. Yanında da burada doğmuş, burada büyümüş ama Avrupa Kur'an-ı Kerim okuma, güzel okuma dalında birinci olmuş bir yavrumuz var. Yunus Emre Demirci. Buradan da onların da selamlarını iletiyoruz. Gurbetçimize, siz buradan gitmesiniz hocam. Buradaki insanlara direktmen ileteceğiniz bir şeyler varsa alalım, paylaşalım. Şimdi Hadi kardeşim, öncelikle size ve bu akşam konuğunuz olan güzel kardeşimiz Avrupa Kur'an-ı Kerim okumasında birinci olan Yunus Emre kardeşimize, Mustafa Bey'i çok yakından tanıyorum. Dostumuz Mustafa Bey'e ve aynı zamanda şu an ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Bu arada tabii bu kanal Avrupa'nın biraz sonra bizim oradaki kardeşlerimize çok güzel yayınları ve hizmetleri vardır. Kanal Avrupa'nın da başta kurucusu ve sahibi, aynı zamanda yapımcıları, destekçilerine ben teşekkür ediyorum. Çünkü oradaki bizim soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sesi oluyorsunuz. Bu bizi çok sevindiriyor. Size gelince, sizi de ben eskiden tanıyorum. Yine bizim oradaki kardeşlerimize yönelik manevi alanda güzel hizmetleriniz oldu. Şimdi edindiğim bilgiye göre bu Gurbetten Sıla'ya programını yine izleyicilerimizin, kardeşlerimizin beğenisine takdim ediyorsunuz. İnşallah o konuda da başarılı olursunuz diye umut ediyorum. Ben sizlere çok başarılar diliyorum. Oradaki soydaşlarımız, oradaki kardeşlerimiz düne göre bugün daha iyi durumdalar. İletişim bakımından bir de malumunuz hepimizin takdir ettiği Türkiye'de güçlü bir hükümet var. Evet. Bu hükümet her zaman yurt dışındaki vatandaşını, soydaşını unutmadı, unutmuyor. Ve her bakımdan varsa sıkıntıları yanında olmaya çalışıyor, sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Bizim oradaki kardeşlerimiz de ülkeye bakış açıları her gün müspet anlamda düzeliyor. Şimdi ben mobil telefon ile bağlantıyı sağladım da belki sesimi net alabiliyor musunuz? Alıyoruz, bilmiyorum. Alıyoruz hocam. Evet. Hem de canı gönülden alıyoruz sesinizi. Saadettin hocam, çok güzel gelişmeler. Hepimiz buradan hem duacıyız hem de o gelişmelere şahit oluyoruz. Biz de burada hani bizim de bir dönüş umudumuz oldu artık. Ben seneler öncesi bir parçamda biter biter bir gün bu dertler, ülkemde fabrikalar işler, geri dön diye bir sesle Sıla'ya hasretim biter demiştim bir programda Bülent Arınç hocama. Dedim hocam inşallah öyle bir gün gelirse bu insanların memleketine dönüp çalışacak ortamlar oluşturun demiştim. Şu anda ben kendi etrafımdan biliyorum birçok arkadaşımız Türkiye'ye dönmüş durumda. Şu anda Avrupa'da veya Almanya'da en sık konuşulan konu Türkiye'ye dönüş. Siz de hazır başbakanlıktan şu anda birinci ağızdan diyelim. Bize böyle bir Mustafa abimiz Türkiye'de emekli olmanın yollarını anlattı, kolaylıklarını. Siz de buradaki insanlarımıza böyle bir ışık falan görünüyor diyebilecek misiniz? Şimdi değerli kardeşim şunu söyleyeyim. Geçen Sayın Başbakanımız da Avusturya'nın başkenti Viyana'da söyledi. Yani biz genel kanaatimiz şu: Avrupa'da doğup büyümüş, orada eğitimini almış, oranın yapısına hakim olan insanların orada kalıp hem bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza hem de bulundukları ülkenin vatandaşlarına hizmet etmelerinden yanayız.
Neden bunu düşünüyorum, söylüyorum? Çünkü dünya artık büyük bir köy haline geldi. İnsanlar istediği yere birkaç saat içerisinde ulaşabiliyor, bedense fiziksel anlamda, ama iletişim noktasında birkaç saniye içerisinde ulaşabiliyor. Şimdi bizim oradan bütün olarak dönüşümüzün olması mümkün değil. Öyleyse biz orada kalıcıyız. Kalıcı olduğumuz için orada, bir daha söylüyorum, ilim tahsil etmiş, kendisini yetiştirmiş ve sadece oradaki bizim vatandaşlarımıza, bizim soydaşlarımıza yönelik değil, oradaki vatandaşlara yönelik de faydalı hizmetler yapanların oralarda kalıp çeşitli kurumlarda, siyasi platformlarda ve başka alanlarda hizmet etmesini istiyoruz. Neden? Şimdi bunu kabul etmek gerekir. Ben de 17-18 yıl Avrupa'da yaşadım. Bizim hakkımızdaki genel kanaat orada çok müsbet değildi. Bunu tabii yanlış değerlendirdikleri için karşı tarafın böyle düşündüğü kanaatindeyim. Çünkü birinci nesil Avrupa'ya gitmiş, dillerini bilmez, kültürlerini tanımaz, yapılarını bilmediği için Avrupalı da bizi biraz farklı, biraz iyi bir gözle bakmaz bir durumdaydı. Ama şimdi hamdolsun üniversitelerde binlerce gencimiz okuyor. Bırakın okumayı, üniversiteyi bitirip üniversitede öğretim üyesi olan, akademik kariyer yapan onlarca, yüzlerce insanımız var. Evet. Bu demektir ki artık Avrupa'da biz de varız ve bundan sonra Avrupa'nın inşasına, Avrupa'nın kalkınmasına, Avrupa'nın daha iyi yerlere gelmesi için Avrupa'nın çalışması kadar bizim insanımız da orada çalışacaktır. Bunu gösteriyor. Evet. Onun için orada kalıp o çalışmaları yapmanın daha isabetli olacağını düşünüyorum. Malumunuz, belki siz de bilirsiniz, ben Türkiye'ye 2008 yılında geldim. Ama benim hala ailem, çocuklarım Avrupa'da, Almanya'da yaşıyorlar. Güzel eğitimler görüyorlar. Biz diyoruz ki dünyanın neresinde olursak olalım, olduğumuz yerde en iyisi olalım. Allah razı olsun. Dolayısıyla bizim dünyadaki görevimiz, insani görevimiz, inancımızın da gereği topluma faydalı, hayırlı ve yararlı hizmetler yapmaktır. Tabii bunu söylerken şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Bu konuda Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarımızın çok büyük emeği oldu, çok büyük hizmeti oldu. Sizler aracılığıyla, sizin kanalımız aracılığıyla onlara cani gönülden Türkiye'den selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah onlara güç kuvvet versin. Allah razı Çok olsun. güzel hizmetler yaptılar. Ve bizim toplumumuz eğer bugün kimliğini, yani dinini, dilini, kültürünü ve yapısını kaybetmemişse, sivil toplum kuruluşlarının buradaki emeği çok büyüktür. Onlara teşekkür ediyorum. Evet hocam, biz de size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Buradan siz buraya selam gönderdiniz. Biz de buradan selam gönderiyoruz. O harıl harıl çalışan başta başbakanımız ve değerli bakanlarımız olmak üzere ne kadar insanımız varsa bu işte ülkemizin katkısında emeğe geçen hepsine buradan selam gönderiyoruz. Sizden istirhamım ismen selamımızı iletin değerli başbakanımıza, Bülent Arınç Bey abime, ki onlarla birçok programı beraber paylaştık. Ne kadar samimi insanlar olduğunu yakinen gördüm, biliyorum. Ben de çok büyük anıları var. Hürmetlerimizi, selamlarımızı iletirseniz ismen. Peki. Olur değerli kardeşim. Ben de size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Tekrar konuklarınıza selam ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah yakın zamanda görüşmek üzere. Var mı başka bir isteğiniz? Canınızın sağlığı, hayırlı çalışmaların devamı inşallah. Peki. Hayırlı akşamlar. Eyvallah, sağ olun. Evet hocam, işte uzaklar yakın, yakınlar uzak oluyor. Evet. Kısa bir telefon daha alalım.